Ben o sırayla açayım. Evet. Hemen bir oklava değişikliği yaptık çaktırmadan. Evet. Ya bir Kayseri türküsü yok mudur ya bu hamur açarken ya? Bir türkü, bir şey söyle bize ya Ebru. Ya ben hiç bilmiyorum. Bilsem de o kadar heyecanlıyım ki hayatta çok söylemem diyorsun. Çok heyecanlıyım. Evet, bu arada yağlamanın da içini yapıyorum ben. Arkadaşlar çok fazla karnınızı doyurmayın. Muhteşem bir yağlama geliyor. Lahmacunun son noktası, zirvesi, öyle söyleyeyim. Yoğurtlu lahmacun, bir yerden zeti yok. Evet, ama bak şu hamur gerçekten Cihan nasıl güzel açılıyor bak. Evet, çok güzel. Su gelir güldür, güldür gel de yar beni gül... Ya bir türkümüz yok mu Ebru? Yok. Benim sesim çok kötü olmasa ben söyleyeceğim. Benim sesim çok kötü. Şimdi mantı için hamurumuzu açtık. Tabii siz isteğinize göre büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Evet. Uzun şeritler halinde kesiyorum. Evet. Niye uzun şeritler halinde? Kare kare keseceğimiz için. Geldim, buradayım. Çok güzel. İşte bu teknikleri bizim görmemiz lazım. Kare kare kestim. Evet. Şimdi bir iki tane yap bakalım nasıl yapıyorsun. Evet. Evet, buzdolabı poşeti almayı unutan Gülçin kovuldu. Lütfen buradan kendisine selamlarımızı iletiniz arkadaşlar. Evet, 25 dakikamız kalmış tam tamına. Tamam. İsteğinize göre kıymasının harcını yapabiliyorsunuz baharatla beraber. İstediğiniz herhangi bir baharat. Süperingo beraber. Kestiğimiz kare kare hamurlara koyup hamuru buzdolabına koydum arkadaşlar. Ziyan olmasın. Evet. Kıymayı şu şekilde şöyle ortası açık bir şekilde yapıyorum. Evet, ondan bir iki tane sembolik olarak lütfen yap. Tabii. Bunu biraz daha altını açayım. Bu tamam mıdır bu arada? Böyle biraz sulu sulu oldu. Evet. Ona çok az bir salça ekleyip tamam, kapatacağız. Tamam, sen söyle bana hangisinden ekleyin? İkisinden de çok azar azar. Biraz su ister mi? Çok az. Tamam. Evet, çok az. Mini minnacık. Sen bana tamam de. Evet, yeter. Tamam. Tamam. Şimdi tepsi mantılarımızı da bu şekilde yapıyoruz. Harcını, soğan, maydanoz ve isteğinize göre baharat. Evet Cihan, biraz daha yakın girebilir misin rica etsem senden? Şu mantıların lezzetini izleyenlerimiz ekranları başında hissetsinler istiyorum. Resmen o mantı sanki böyle izleyenlerimle birlikte beraber yiyormuşuzcasına olsun arzu ediyorum. Bu arada birazcık tuz dökeceğim. Tabii. Evet. Mantıyı bu şekilde yaptıktan sonra yuvarlak bir tepsiye tek tek diziyoruz. Evet. Şöyle olacak tepsi mantımız. Ben daha önce sizler için hazırladım. Şimdi onu nasıl servis ediyoruz? Nasıl pişiriyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ocakta pişiriyoruz. Evet, tamam. Buyursunlar. Hemen koyduk tepsiyi. Şimdi tepsimizi koyuyoruz. Bak burası önemli. Evet. Ve bunu çevire çevire pişiriyoruz. Çıt çıt sesi geldiği zaman altı kızarmış oluyor ve kaynar suyla pişireceğiz. Bir dakika, bunu bir daha anlat bakayım. Biz tam anlamadık. Şimdi tepsimizi ocağımıza koyduk. Çevire çevire pişiriyoruz. Böyle çıt 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 hani yanarmış gibi olacak altı. Ben size göstereceğim.
Sonra kaynar su ekleyeceğiz buna. Dur. Bakıyoruz mantımıza. Ya o mantı. Evet, mantımız oldu. Altı kızardı. Şimdi kaynar su ekliyorum. Oo. Bayağı bu kadar ekliyorsunuz yani. Evet. Yani şişecek üstü, bu ha? Evet, üstü kapanana kadar su ekliyorum. Mantının üstünü de şöyle bir tepsi yardımıyla kapatıyorum ki buharında iyice pişsin diye. Sonra tepsi. Şimdi mantımızın sosu için biraz sıvı yağ ekliyoruz. Evet. Biber salçası ve domates salçası yapacağız mantının sosu için. Mantımızı artık çevirmeye gerek var mı böyle? Bir bakalım. Allah! Bu ne arkadaş? Altına yakayım mı biraz? Biraz daha altına yakayım. Biraz yakın. Tepsi bu ne arkadaş? Koymayalım. Yeme de yanında mı yatarsın artık? Ne yaparsın bilmiyorum ama müthiş gözüküyor. İlk defa görüyoruz efendim. Gördüğünüz gibi ne mantısıydı bu? Tepsi mantısı. Tepsi mantısı. Bildiğimiz kaşık mantıdan farkı açık mantı olması. Cihan görüyor musun şu güzelliği? Evet, hem Ebru şefimden bahsediyorum hem de bu mantıdan bahsediyorum. Evet. Lütfen. Teşekkür ederim. Görüyor musunuz efendim? Vay 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 vay. Eğer baharatı seviyorsanız biraz mantı sosunu baharatlayabiliriz. Lütfen, seviyoruz. Az bir şey. Tadı tuzudur efendim. Ben kırmızı biber, karabiber ve tuz ekledim. Siz de isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Evet. Karabiberim, vur kadehlere hadi içelim. Serdar Ortaç sever misiniz? Çok severim. Ben de çok severim. Evet, mantı sosumuz da hazır. Mantı sosumuzun biraz daha yanmasını, yoksa böyle bu kadar yağlı mı istiyorsunuz? Yani ben böyle bizim mantılarımız. Bizim, ben böyle uygun gördüm. Fazla da karışmayın sayın vatandaşlaşmaz diyorsunuz. Yok, estağfurullah. Peki ben de o zaman büyük sözü dinlerim. Şefim ne diyorsa odur. Tamam. Mantı olmuş mudur acaba? Bayağı şişmiş gözüküyor ama. Oldu mu? Oldu. Biraz fazla sulu olmadı mı? Suyunu süsek mi? Soruyorum. Sadece yok, soruyorum. Biz böyle, bu sulu biraz. Böyle duruyorsun. Böyle. Evet. Bu sulu olur. Ama şiir gibi bir şey yaptım ben. Ellere lütfen dikkat et. Evet. Bizim mavi tutamaçlarımız nerede bilmiyorum ama. Evet, burada bir yerde. Ulan bilir miyiz? Evet, lütfen dikkat. Biraz yavaş, bunu kaçırmayalım. Dur. Şöyle. Şu görüntüyü kaçırmayalım. Bak. Vay vay. Mantı şiir oldu be. Vallahi şiir oldu be. Çorbayı da servis edeceğiz. Evet. Bizde yemekler pişerken rezerve edilir. Rezerve edilmezse kalmaz. Sonra hop bir bakmışsın. Daha arkamı dönmüşüm. Gitmiş yemek. Mantımızın sosunu verelim. Vallahi verelim. Vallahi ne diyorsun ya? Ebru Türk Aslan. Kayseri'nin göz bebeği mantı ama farklı bir tarzıyla, açık mantıyla. Karşınızda bir kaşığa 40 tane sağan mantılardan değil. Kayseri'ye özgü onu, evet, tepsi mantımız. Onu önce biraz tam detayını anlat bakalım bize. İç kıymasını hazırladım. Hı-hı. Her şeyi çiğden, hamurunu açtım ve kare kare keserek kıymayı içine koyduk ve şeklimizi verdik. Hı-hı. Ve tek tek tepsiye dizdik. Önce altını kızarttık. Sonra sıcak su ekleyerek mantımızı pişirdik. Üstüne yoğurt ve salçayla servise hazır ettik.